Bakınız buradan nasıl kurtuluş olacağını hususunu size şu şekilde açıklamak istiyorum. Hemen seçimin arkasından biz bir proje ortaya koyduk. Türkiye bu felaketlerden nasıl kurtulur? Bu projemizin özü şudur. Bir kere daha hepinize açıklayayım. Bugün şimdi ANAP %36 oy aldı değil mi? Bunun dışında kaç var? %64. Biz bu 4 tane muhalefet partisine dedik ki gelin bir beraberlik yapalım. Herkes kendi zihniyetinde, kendi partisinde yürüyecek. Bugünkü kanunların içerisinde biz öyle bir beraberlik yapabiliriz ki bu Özal'ın oynadığı oyunu kendisine oynarız dedik. Bu Özal'ın oynadığı oyun nedir? Yani en fazla oy alan partiye bir sürü avantajlar veriyor. E peki Özal %36, bunun karşısında %64'lük bir topluluk koyarsanız ne olacak? Bu takdirde aynı kanunlar Özal'a sadece 50 milletvekili bırakacak. %64'lük topluluk geçen seferki oyu herkes alsa dahi 400 milletvekiline tekabül edilir. Bugünkü SHP 98 milletvekili aldı. Eğer bizim bu projemizi hay hay bunu tatbik edelim derse 150 milletvekili alacak. Bugünkü DYP şu anda 59 milletvekili var. Bizim projemizi kabul ederse bu takdirde 100 milletvekiline çıkacak. Evet, bilmem DSP 70 milletvekili alacak. Refah Partisi de 60 milletvekili alacak. 400 tane milletvekili böylece taksim edilmiş olacak. ANAP da 50 milletvekili alacak. Nasıl oluyor? İşte ANAP'ın yaptığı kanun böyle bir kanun. Eğer bu dördü bir araya gelirse, bir araya gelmek demek tek parti olmak demek değil ha. Bir seçim beraberliği, seçim beraberliği de zannettiğiniz gibi tek listeyle çıkmak filan değil, çok rahatlıkla tatbik edilecek bir projedir. Şimdi projenin teferruatına girmiyorum çünkü açıklarsam bu Özal'a güvenilmez. Yarın başka bir hile düşünün. Onun için...